12. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinliği binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Sarıçam'ın Mustafalar Köyü piknik alanında gerçekleştirilen ve 24 Oğuz boyunu temsilen 24 çadırın kurulduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çukurova Türkmen Boyları Derneği ve Şölen Tertip Heyeti Başkanı Mustafa Demirel'in açılış konuşması ardından Yörük Türkmenlere hitaben bir konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyük Önder Atatürk'ün milli mücadeleyi verirken Toroslar'da bir Yörük Türkmen çadırı tütüyorsa memleket emin ellerdedir sözünü hatırlatırken, bu ifadeyi gerçek anlamda idrak etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bugün Yörük Türkmenler bir araya geldiyse buradan bir anlam çıkarmamız lazımdır. Vatana karşı beslenen hain niyetlere karşı dimdik duracağımızın ifadesidir dedi. Bu ifadeyi gerçek anlamda idrak etmek durumunda olduğumuz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Başkan sözü 5 yıl boyunca Adana'ya hizmet etmenin boynunun borcu olduğunu da vurgulayarak hangi parti olursa olsun tüm belediyelerle, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Adana'nın geri kalmışlığına son vermek için çalışacaklarının da sözünü verdi. Yaşamamızın eğer bir anlamı varsa onun ta kendisidir Türkiye'nin hassasiyeti, milletimizin hassasiyeti, Türkmenlerin hassasiyeti, Yörüklerin hassasiyeti değerli hemşehrilerim. 12. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinliğinde Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin konser ve gösterileri ilgiyle izlenirken, aşıklar atışmasının ardından Yörük Türkmen Birliği'ni simgeleyen çoban ateşi yakıldı, güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Şöyle bir annemle babamla bir Aran Sanlı çadırında uzun çevirdik.